Değerli basın mensupları, değerli kardeşlerim, yıllarını mahpushanede geçirmiş onların, siyasilerin, eli kalem tutanların, sivil toplum örgütlerinin üzerine düşen görevler vardır. Değerli basın mensupları, bugün biz burada 32 yıl önce millet iradesine, demokrasiye karşı yapılmış olan darbenin bir daha tekerrür etmemesi için, bir daha millet iradesinin alaşağı edilmemesi için, sürgünlerin, ölümlerin ve işten çıkarılmaların, keyfi uygulamaların, sükuneti mahkemelerinin, darbecilerin bir daha bu ülkede yeşermemesi için 32 yıl önceki o darbenin yapanları ve mağdurları olarak 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülecek olan davanın tarafı olmayı ve o günü de demokrasi günü, demokrasi bayramı ilan etmeyi buradan topluma deklar ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, 32 yıldır bu ülke 12 Eylül'le yüzleşemedi. 12 Eylül'ün darbecileriyle yüzleşemediler. Bu ülke 1960 ihtilalini yapanların yaptıklarının yanlarına kar kaldığını görmenin bahtsızlığını yaşadığı gibi 1960 darbesini yapanların, o dönemin başbakanını ve bakanlarını asanların ömür boyu senatör olarak taltif ettikleri ve yetkilendirdikleri halen bu toplumda darbecilerin yakınları ve yaşayan darbeciler darbe yaptıkları için devletten maaş almayı sürdürüyorlar. Bu demokrasi adına, millet iradesi adına büyük bir utançtır. Bu utançtan bu toplumun derhal kurtarılması gerekir. Değerli kardeşlerim, arkada gördüğünüz o dar ağacı ne yazık ki bir dönemin aslında mağdurlarının ve bir döneme damgasını vurmuş genç kardeşlerimizin ölümlerinin simgesi. Gecenin yarısı ilk kez yıllar sonra Mamak Mahpushanesi'nden Mustafa Pehlivanoğlu ve Necdet Adalı. Mustafa Pehlivanoğlu ülkücü görüşün mensubu, Necdet Adalı devrimci görüşün mensubu. Bir sağdan bir soldan asarız mantığını gerçekleştirmek üzere yola çıkan Kenan Evren ne yazık ki 12 Ekim gecesi bir sağdan bir soldan asarak Türk demokrasisine, insan haklarına, insanlık onuruna suçsuz yere, Mustafa adına tanıklık edebilirim, suçsuz yere insan asmanın keyfini yaşamıştır. O gece burada bulunduğumuz bu avluda Ankara'nın, insanlığın haberi yoktu ama iki can gecenin o vakti hakka yürüdüler. Haksız yere zulümler görerek, işkenceler görerek ölümlere yürüdüler. Bir daha siyaseten, inancından ve görüşünden dolayı insanların asılmaması için, bir daha millet iradesinin ters yüz edilmemesi için, alaşağı edilmemesi için, egemenlik kayıtsız sarsız milletindir. Hiçbir iş tüzüğe, iş hizmetler kanuna heba edilemez görüşünün hakim olması için mutlaka ve mutlaka 12 Eylül'le hesaplaşmanın kaçınılmazlığı ortadadır. Onun için 12 Eylül iddianamesini bir demokrasi manifestosu olarak görüyorum. 12 Eylül darbecilerinin 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanacak olmalarının o günü demokrasi şöleni, demokrasi bayramı ve demokrasi günü olarak kutlayacağız. Ve o gün orada ister 12 Eylül'de mağdur edilmiş olsun, ister yakınları sürgün edilmiş olsun, ister o dönemde işkence görsün veya görmesin, demokrasiye inanan, millet iradesine inanan ve bu anlamda yürüyen bütün insanları oradan milyonlar olmaya davet ediyoruz. Eğer Allah nasip ederse biz ve arkadaşlarımız binlerce insan o gün orada mahkemenin içinde
Kenan Evren'le, darbeci Kenan Evren'le yüzleşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. İnsanlara nasıl işkence ettirdiğini, işkence altında nasıl genç çocukları, genç insanları ilim ümlettiğini, işkenceyle nasıl insan öldürdüğünün hesabını vermelidir. Evet. Efendim, 12 Eylül iddianamesini Kenan Evren'in yargılanması için çok yeterli. Geçtir. Türk tarihinde ilk kez darbe yapanlar mahkeme önüne çıkıyor değerli arkadaşlar. Bu az bir şey mi? Bugüne kadar kim ettiyse yanına kar kaldı. Kar kalmaktan öte bir de elde ettiği maddi manevi makamlar oldu. Tabi senatörlükler bunun en bariz örnekleridir. Söz milletindir. Yeter. Söz milletindir. Yeter. Söz milletindir. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.